Burada arkadaşlar ilaçlar were taken, alındı. Neye alındı? Under legal control, yasal kontrol altına alındı. Daha de nerede? In Britain. Şunu tabii ayrı çizelim. Sadece edatı çizelim arkadaşlar. In Britain. Ne için? Ve ilk defa, for the first time. Burası bir kalıp arkadaşlar. Ne zaman? 1868'de MacMac için. Bağlaç olarak, edat olarak değerlendirilebilir. To protect, korumak için. The rights, haklarını. Pharmacists, yani eczanecilerin, eczacıların haklarını korumak için ne yapıldı? Yasal kontrol altına alındı. Were taken under, beraber arkadaşlar. Under control, ama legal control, illegal control. Bu da aynı zamanda ayrı tutulabilir arkadaşlar. Hemen bakalım cümlemizin detaylarına. Bir defa were ve taken olduğu için past passive bir yapı. MacMac için dediğimiz to protect, in order to ile arkadaşlar, veya so as to ile değişebilir. Bunlar da MacMac için, ama yalın halde fiil kullanılır. Control altında under. Britanya'da in. For the first time, ilk defa. 1868 yıllarda in. Cümle ortasında fiil yalın halde olduğunda to ile birlikte MacMac için ya da bir şeyin hakları derken rights kullanılır. Yasal kontrol altında bir tamlama. For the first time, burada yine bir tamlama. Eczacıların hakları derken yine aynı şekilde tamlama. Take, almak var. Legalize, yasal hale getirmek anlamındaki fiilimiz. Kontrol etme fiilimiz. Bir de protect fiilimiz var. Ve ilaçlar eczanelerin haklarını korumak, MacMac için, bakın to protect, korumak için, edat olarak yazalım bunu. 1868'de İngiltere'de ilk kez, for the first time, yasal kontrol altına alındı bizim cümlenin sonundaki yüklemimiz arkadaşlar.